davalarının önce ismi, 1961 anayasasını hazırlayan komisyonda bulunan büyük bir hukukçu, bugün Türkiye'nin en büyük demokratik kitle örgütlerinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı, ömrünü Atatürkçü düşünceye adamış bir dava adamı Muammer Aksoy. Hacı Müsaade'de Numan Aksoy ve Nadire Aksoy'un oğlu olarak Antalya'nın İbradi ilçesinde dünyaya geldi. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden en yüksek dereceyle mezun olan Muammer Aksoy, doktora öğrenimi için İsviçre'de bulunan Zürih Üniversitesi'ni tercih etti. Doktorasını bitirip İstanbul'a dönmesinin akabinde İstanbul Üniversitesi'ne asistan olarak giren başarılı hukuk adamı, daha sonra ise Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1950 yılında daha fazla özgürlük ve demokrasi vaatleriyle iktidara gelen Demokrat Parti pratik uygulamaları odağı haline gelmiş ve üniversite üzerindeki baskısını da arttırmaya başlamıştı. Bu dönemde Muammer Aksoy'un da aralarında bulunduğu akademisyenlerin Ankara Fikir Kulübü tarafından düzenlediği panelde Demokrat Parti'nin hukuk tanımaz uygulamalarının eleştirilmesine Menderes, ertesi gün Demokrat Parti meclis grubu toplantısında "Çanlarına ot tıkarız" diye karşılık vermiş ve üniversite hocaları ile Demokrat Parti gerginliği derinleşmeye başlamıştır. Bu olayın hemen ardından Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu'nun bakanlık emrine alınarak derslerinden uzaklaştırılmasına ve öğrencileriyle birlikte en büyük tepkiyi yine Muammer Aksoy vermiştir. Muammer Aksoy meslektaşı Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu'na yapılan haksızlık karşısında hiç düşünmeden, istikbal kaygısı gütmeden üniversite hocalığından istifa ederek nadir rastlanan bir duruş sergilemiştir. Üniversiteden ayrıldıktan sonra Demokrat Parti iktidarına karşı muhalif aydınların sesi olacak Kim, Akis gibi dönemin önemli dergi ve gazetelerinin yayın ve yazar kadrosunda yer alan Muammer Aksoy, hukukçu ve Atatürkçü kişiliğiyle demokrasinin ve hukuk devletinin sözcüsü olmuştur. 27 Mayıs ihtilali sonrasında kurucu meclis üyesi olarak Antalya'yı temsil etmiş ve 1961 anayasasını hazırlayan komisyonda Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Profesör Doktor Münci Kapani, Profesör Doktor Mümtaz Soysal gibi önemli hukukçularla beraber Türkiye'nin en demokratik anayasasını yazanlardan olmuştur. 27 Mayıs sonrası akademik faaliyetlerine ve yazılarına devam eden Muammer Aksoy, yine bu dönemde milli petrol kampanyasını başlatarak halkın alın teri ve özverisi olan cumhuriyetin ekonomik varlıklarının yağmasına, doğal kaynakların yabancı sermayeye peşkeş çekilmesinin önüne geçmiştir. Birçok gazeteci ve aydınla birlikte 12 Mart 1971 muhtırası sonrasında tutuklanan Aksoy, yargılamalar sonucu aklanarak serbest kalmıştır. 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girmiş, Mecliste Anayasa Komisyonluğu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi Türkiye temsilciliğini yürütmekle beraber milletvekilliği döneminde de milli petrol mücadelesini sürdürmüştür. Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu Başkanlığını da yürüten Aksoy, 1980 sonrasında oluşan karşı devrim süreçte 1989 yılında hocası Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu ile birlikte 50 aydınla beraber Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurmuş ve öldürüldüğü güne kadar geçen 8 aylık süreçte ADD'nin genel başkanlığını yürütmüştür. 31 Ocak 1990 tarihinde Ankara Bahçelievler'de bulunan evinden üniversitedeki işine doğru yola çıktığı sırada kimliği belirsiz, kişilerce silahlı saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Aksoy, 3 Şubat 1990 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muammer Aksoy'un Ankara'da yapılan cenaze töreninde tabutunun önünde fotoğrafını taşıyan Uğur Mumcu, hocasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde şunları yazmıştı. "İçim acıyla doldu. Profesör Aksoy'u babam gibi severdim. Aksoy da beni oğlu gibi. İsteseydi yabancı şirketlerin ve holdinglerin gözdesi olurdu. Bütün bunları elinin tersiyle itti. Çileli yola, Atatürkçülüğe, devrimciliğe baş koydu. Ve bu uğurda da baş verdi. En son çabası laikliğin savunulmasıydı. Aksoy bir inanç ordusunun adıydı. Öylesine yiğit ve öylesine inançlıydı. Aksoy'u öldüren kurşun Atatürk'e ve Atatürkçülüğe sıkılmıştır" diye yazacak ve birkaç yıl sonra çok sevdiği hocasıyla aynı akıbiyete uğrayacaktı. Hocaların hocası, büyük devrimci Muammer Aksoy, ortaya koyduğu eserleri ve yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle biz genç kuşaklara cumhuriyet değerlerini, Atatürkçülüğü ve vatanseverliği öğretmeye devam ediyor. Kemalist Yön Hareketi olarak Muammer Aksoy'u katledilişinin 30. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.